rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün hop. Bugünkü suhbetimiz biraz siyasi meseleler hakkında toxtalamız. Siyasi mesele degende İslam tarihinde batıl taifeler, ahli bid'at taifelerinin siyasi mevkifki kilişlerdeki uruluşları ve ular siyasi mevkifini egallab nima işler amalga oshirganlari ve akıbette inkirozga uchraganlari to'g'risida gaplashamiz. Sababi bugungi kunda hozir mana shu biz yashab turgan tirik hayotimizda aynan o'sha siyosiy mavqif bilan o'zlarining botil tushunchalarini haq degan da'vo orqali harakat qilayotgan jamoalar bor. O'sha jamoalarning haqmiz degan da'volarini rostdan ham haqmi yo'qmi? Ahli sunna val jamoa davosi kabi da'vo qilishadi-yu, lekin qilayotgan urinishlari, harakatlari, tushunchalari, odamlar o'rtasiga tarqatayotgan har turli masalalari faqat islom ummatiga zarar, ixtilof, to'polon, janjal, hatto qatl, urush chiqarishligiga sabab bo'lyapti. Demak, bu o'rinda da'voni o'zi insonni qilayotgan ishini oqlaydimi? Da'voni o'zi kifoyami? Shuni bilish uchun bizga tarixdagi ba'zi narsalarni bilib o'rganib qo'yishimiz lozim bo'ladi. Mu'tazilalar haqida. Mu'tazilalar islom tarixida 2-chi asr, hijriy 2-chi asrning yarmidan boshlangan, 200-chi sanadan o'sha Umaviylarning oxirgi davri, Abbosiylarning boshlanishida Mu'tazilalar zohir bo'lgan. Mu'tazilalarni eng katta da'vatchisi Imom Hasan al-Basri rahimahullohni madrasasida o'qigan odam. Vasil ibn Ato degan odam. Vasil ibn Ato qadar masalasida Hazrati Hasan Basri rahimahullohga qarshi gaplarni gapirishni boshlagan. Qadar masalasida. Qadarda biz iymonni 6-chi farzi nima edi? Al-qadar wal khayrihi va sharrihi minalloh. Qadarni yaxshiligi, yomonligi Allohdan. Qubuh va Hasan masalasi ko'tarilgan. Yaxshilik qanaqasiga bandadan bo'lishi mumkin, Allohdan bo'ladi albatta. Yomonlik qanaqasiga Allohdan bo'lishi mumkin? Yomonligini qanaqa qilib Allohga nisbat beramiz? Savol. Bu savol tug'ilar ekan, aqliy mujodala maydonga chiqqan. Va Vasil ibn Ato aytmaganki, men o'zimdan o'zim yangi gap gapiryapman demagan. Mu'tazilalarning o'sha Fadoilul Mu'tazila degan kitob bor. Fazoilul Mu'tazila yoki Fazlul E'tizol degan kitob bor. Mu'tazilalikning fazilati. Mu'tazilalarning fazilatlari degan kitob. Abdul-Jabbor al-Hashamiymi degan odam Mu'tazilalarni katta imomlaridan. Shuni kitobi. Shu kitobda aytadiki, biz deydi. Yaxshi e'tibor bering jumlaga. Biz deydi. Islom ummatining ichida deydi. Sahobalarga ergashgan eng katta jamoamiz deydi. Qarang, e'tibor bering. Biz deydi, dinimizni kitobullohga, sunnati rasulillohga, sahobaning fahmini ustiga qurganmiz deydi. O'xshayaptimi gap? Kimnidir gapiga o'xshayaptimi? Biz deydi, Qur'onga, sunnatga eng yaqin, sanadimiz eng yaqin odammiz deydi. Biz deydi, bu masalada deydi, sahobaning fahmiga eng to'g'ri ergashgan odamlarimiz deydi. Bizga deydi, Anas ibn Malik, misol uchun sahobalardan Ibn Abbos, yana bir qancha sahobalarni zikr qilishib, shu sahobalar bizni yo'limizni quvvatlagan deydi. Tobiinlardan yoki tabi'a tobiinlardan bir qancha ulamolarni sanaydi. Makhul bizdan deydi, Hasan Basri bizdan deydi. Va mana shu da'vo bilan o'zlarini, yo'llarini siyosiylashtirishdi. Nozik nuqta shu. Da'volari islomiy, eng to'g'ri fahm, eng to'g'ri san'at orqali
degan davoni qilishdi va shu davoning ostiga Abbosiy xilofatini ko'ndirishdi o'zlariga qo'llab-quvvatlashlikka. Menga dedi yordam ber dedi. Men dedi bu davoni dedi bütün dünyaya tarqataman dedi. Vasil ibn Ato kamida 20 ta shogirdini dünyaya tarqatgan. Hatto Termizgacha kelgan uni shogirdlari. Termiz o'zimiz Termizgacha. Xorasonga, Yamanga, Misrga bütün dünyaya tarqatgan. O tarqab borgan joylarida ular metodologiya bilan borgan. To'g'ridan to'g'ri borar mıydı? Metod bilan borgan. Mutazilalikni da'vatchisi bo'lib borgan. Va borgan joyida juda katta odamlarni o'ziga ergashtira olgan. Mana shu da'vo bilan biz Kitobullohga, Sunnat Rasululloh, Rasulillohga ergashyapmiz. Kitob va sunnatni salafi ummatni fahmi bilan tushunyapmiz degan da'voni qilishgan. Bu da'vo to'g'ri da'vo o'zi. Aslida, aslida İslom ummatining tushunchalari Kitobullohga, Sunnat Rasulillohga va o'sha asosda kelib chiqqan sahobalarning amali salafning fahmiga suyanadi. To'g'rimi? Barchamiz Qur'onni, sunnatni salafning fahmi bilan tushunishimiz kerak. Mutazila ham shu da'voni qilyapti. Qadariylar ham shu da'voni qilyapti. Mujassima ham shu da'voni qilyapti. Xashaviysi ham shu da'voni qilyapti. Bugungi kunning salafisi ham shu da'voni qilyapti. Hozir salafi shu da'voni qilyapti. Bir xil Mutazila nima da'vo qilgan bo'lsa, o'sha da'voni qilyapti. Nima uchun? Chunki nas bor. Dalil bor. Islom ummatini, islom ummatining eng to'g'ri yo'ldagisi ahli sunna val jamoa ekanligiga dalil bor. Mutazilalarning ilk isimlaridan biri Mutazila edi. E'tazalna kalimasidan chiqqan edi. Hasan Basriyga qadar to'g'risida har turli gaplarni gapirganda e'tazalna deganlar. Bizdan ajrab chiqdi bu deganlar. Ahli sunnaning imomlari qavlidan ajrab chiqqan edi u. Ikkinchi nomlari nima edi? Qadariylar edi. Mutazilalarning ikkinchi nomi qadariylar. Qadariy tushunchasini Mutazila o'ziga qabul qilmaydi. Mutazilalarga sen qadariysan, qadarni inkor qilyapsan desangiz, yo deydi. Nimaga? Çünkü hadis bor. Qadariylar bu ummatning majusiylari degan hadis bor. Qadariylar haqida tanqidiy hadis nas matn bor. Shuning uchun uni o'zlariga nima qilishmaydi? Qabul qilishmaydi. Nima deyishadi? Yo biz qadariy emasmiz deydi. Biz kitobga, sunnatga, salafni fahmi bilan ergashyapmiz deydi. Shu jumlani qayta-qayta o'zingiz tamakkun hosil qiling. Bu jumla to'g'ri jumla. Lekin bugun eng ko'p ishlatayotgan odamlar shu jumlaning orqasidan siyosiy maqsad ko'zlayotgan odamlar. Salafiylar eng ko'p shu jumlani ishlatyapti. Endi bitta nima ishkol bor? Bismillah. Bitta unda nima qanaqa ishkol bo'lishi mumkin desa, Mutazilalarni bu gaplarini ulamolar inkor qilishgan. Çünkü aytishgan ki, ey mutazilalar deyişken, sizler eğer Kur'an'a ergashsanglar, Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala'nı körüp bo'lmaydi degan ayetini kaysa salaf aytgan? İmam Maturidi şu savolni bergan. İmam Ash'ari mutazilalarga şu savolni bergan. Cancel şuddan başlangan. Eğer ular kitabı sünnetine dava kılmagandaydı mutazilalar, Maturidiler ularga karşı bahs kılmasıdı. Çünkü bahsga hojat yo'q edi. Biz kitobi sunnatga ergashmaymiz biz desa, ha bular kitobi sunnatga ergashmaydi bular deydi, bo'ldi chiqardi, chiqdi-ku ular. Nimaga janjal boshlandi? Ular kitobi sunnatga ergashamiz deb da'vo qildi. Aytdiki, biz dedi, kitobi sunnatga biz ergashyapmiz dedi. Biz to'g'ri tushunyapmiz. Nima bo'ldi? Qur'on Alloh taoloni ko'rib bo'lmaydi deyapti dedi. Qatta aytdi, la tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar dedi. Mutazila aytdi shuni. Qur'onga ergashyapmiz biz, mana bizni dalilimiz dedi. E'tibor beryapsizmi? Demak, nimada tushuncha muammo? Tushunchada. Qur'onni ular noto'g'ri tushunib olgan edi. Da'vo Qur'onga ergashish edi. Salafiylar Qur'onga ergashamiz deyatdi. Noto'g'ri tushunib olgan edi. Fahm, fahm o'zlarining siyosiy maqsadlarini amalga oshirish uchungina ishlaydi. Qur'on va sunnatning salaf fahmiga ishlatgani yo'q. Oddiy bitta jumlani tushunmaydi. Kechagi bahsni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Zayd nitchi bilan bahsimizni. Salaf kelgashaman, salafiyman deyapti. Xo'p. Manhajingiz nima desa, kitobi sunnatulloh, sunnat rasulilloh, salafni fahmi.
Hop. Allah'ın yat kelimesini Allah'ki hakiki manada nisbat veremiz deyipti. Yatını hakiki manada nisbat veremiz deyipti. Salafta kimde var dedim ben. Yatının hakiki manasını Allah'ki nisbat birişlik salafta kim var? Kimde var? Dava salaf geri geçemem dedi. Delil keltir dedim. Taberini açıp okup git yaptı. Tohta dedi moderatör. Tohta tohta sanki saval buldu saval. Yat kelimesinin hakiki insan çünedigen manası. İstiva kelimesinin hakiki manasını Allah'a nisbet biriş, hakiki manada düşünüş. Kim etken salaftan? Tık tık uçurup koydu, kaçıp gitti. Yok. Demek, dava olarak ben falançıge irgeşemen deyiş insanı kutkarmaydı. Uşa falançıge fahim bilen, yani fahmi doğru kegendegine insan uşa cemaaden nisbet aladı. Bu mesele yok. Bu mesele yok. Mesela hemen darakını darak değil uğradı. Meveli darak başka, meyvesiz darak başka. Hiç kaçan meyvesiz darakını meveli darakke misal kılınmıyordu. Samarasını. İlla darakligi misal buladı. Ben deydi, Abu Hanife'ye sizlerden göre doğru irgeş yapman degen dava o. Dava. Lekin kanda irgeş yapsız deseyiz, masalanı nazik noktasına kırsayız, na doğru düşünüyetken buladı. Mutezileler bilen cencel şundan başlandı. Ular kitabını dava kıldı. Kitaptan delil dedi. Hop, la tudrikuhul absar ve huve yudrikuhul absar dedi. İbn Maturidi ettiler ki, buddaki tudrik, adrake, yudriki kelimesi, kuruş kelimesi bilen bir kılmaz ki. Kuruş başka narsa, idrak başka narsa. Bazı narsalarını koresiz idrak kılalmıyorsunuz. Doğru mu? Körəsiz idrak kılalmıyorsun. İdrak ne mense? İdrak ihata kılış degen. Bir narsanı körgeninizde onu kamrap alalasayız kız bilen. Onu idrak deydi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da la tudrikuhul absar dedi. Allah'ını közler idrak kılalmaydı. Köralmaydı degeni yok. Mutezile onu Allah'ını köralmayımız deyip düşündü. İmam Maturidi etti ki yok Allah'ını köremiz. İdrak kılalmayımız. Keyfiyet yok. Allah'a keyfiyet vermeyimiz. Dedi. Ve misal keltirdi. Akli delil keltirgen için. Mutezileler Allah'ını körelmeyimiz digende Kur'an'ını delil kılarken Kur'an'a akılını hakim kıgenedi. Ular akıl mukaddem digenedi. Çünkü muhatap narsa akıl idi. Ular düşüncesi de. Bu yani doğru mu alada? Lekin Kur'an'daki nas mutavatır derecede kelgen delil eğer tavatırı öz ispatını tapsa, akıl onge boysun edin. Akılgi doğru kelimesi, metin akıldan üstün türedi. Hop, ular ne dedi? Allah Ta'ala'nı kursak dedi, bir tahayyüz hasıl bu kaladı, çegere. Çegere bu kagendenken Allah'ın sıfatlarına tane yetedi. Bu taneni paklaş için Allah Ta'ala'nı bundan münezzeh kılıçlık için Allah'ını koru bu meydi deyimiz. Ona o ayetini delil kılamız deydi. İmam Maturidi ettiler ki yok dediler. İdrak başka, koruş başka dediler. Biz Osmanlı koremiz mi dediler? Akılımızdan kili yaptı durlara. Koremiz. Osmanlı korgen peytimizde közümüz Osmanlı çekere belgeleydi mi? Belgelemeydi. Osmanlı karasıyız. İdrak kılalıyız mı Osmanlı? Kılar mıyız ki? Ne gün koremiz? Taşkarıya kalesiniz kündüzü korunu yaptı mı hazır? Kündüzü korunu yaptı hazır. Közümüz kündüzünü koru yaptı. Lekin idrak kılalıyız mı kündüzün nemeligine? Kayırdan başlayıp kandayı tügeşini idrak kılalmıyız. İmam Maturidi, mutezilelerini kitapki irgeşemen, sünnetki irgeşemen degen yapıya karşı çıkanı yok. Ha kitapki bizem irgeşemiz, bizem irgeşemiz sünnetki. Ular salafının fahmigi irgeşemiz degen yapıya karşı çıkanı yok. Bizem salafının fahmigi irgeşemiz. Lekin sizler kaysı fahim gergeş yapsalar? Kaysı çünçe gergeş yapsalar? Sizler notoru talkın kılı yapsalar. Kur'an'ı notoru çün yapsalar. Salafki ergeşimizdeki davayiler aklayetkeni yok uzunu. Uzunu aklayetkeni yok. Dedi ispatladı. Neticede ne mi buldu? Abbasi hilafatının 5-6'tası devrede mutezileler devlet siyasetini kolge kırdı. Bütün dünya Müslümanlara
madrasalariga o'zlarining tushuncha, aqida, maslaklarini tarqatishdi. Chunki tarqatmasa siyosat yo'qolib ketardi. Ular siyosatni xohlagan odamlaridir. Ash'ari Maturidiylar aynan İmam Ash'ari, İmam Maturidi rahimahumullohlar Mutazilalar bilan jangga kirdi. Har doim mujassima problem emas, mujassima oson rad qilish. Boshqalari uncha ya'ni qiyin emas. Asosiy muammo Mutazila bilan bo'ldi. Raddiya Mutazilalarga qarshi bo'ldi. Ularni tamomila tushunchalariga qarshi birdan boshlab oxiriga qadar o'rtaga mezon e'tidolni qo'yishdi. Mutazilalar chekindi. Siyosat sindi. Maydonda kim qoldi? Maturidiy ash'arilarning fahmi bilan agar mabodo yana Mutazila chiqsa, mana qurolli askar deb Maturidiy ash'arilarning madrasasi shakllandi. İmam Maturidiyning kitoblarini Abul Mu'in Nasafi davom ettirdi. Tabsiratul Adillani yozdi. İmam Ash'ariyning asarlarini asosan İmam Boqilloniy tarqatdi. Bular butun boshli madrasani tashkil qilishdi. Mutazila endi chiqolmaydi. Chiqsa sindirib tashlashadi. Maydonda tayyor turibdi. Nimaga sen Maturidiysan desa bizga hozir. Masalan, dinga amal qilishligimizda men Maturidiyman deyish shart emas o'zi. Qachon Maturidiyman deymiz? Ya'ni aqidada qachon Maturidiyman deymiz? Kerakmi bizga Maturidiyman deyish? Qachon Maturidiyman deymiz? Qachon zarur bo'ladi Maturidiylik? Qarshimizda Mutazila paydo bo'lganda Mutazila chiqib turib Qur'onning ma'nosi bu desa to'xta deymiz. To'xta, ta'vilot ahli sunnada ma'nosi mana bunday aytilgan. Ta'vilot ahli sunnaning tafsiri deymiz. Mutazila aytadi, "Yo, bu tafsir bu" desa biz ma'no bu deymiz. Hadis bu desa ma'no bu deymiz. Ohad yaqinni ifoda qiladi desa ohad yaqinni ifoda qilmaydi deymiz. Tushunyapsizmi? Mana shunaqangi mujodalalarda Maturidiy kerak bo'ladi. Maturidiylik shunga kerak bo'ladi. Mutazilalar demak, quruq mujarrat da'voni o'zi bilan haq ekanligini isbotlay olmaydi, boshqa toifalar ham shu. Bu narsani qattiq bilib qo'yishimiz kerak. Da'vo bilan odamlarni ergashtirishyapti. Da'vo bilan. Lekin da'voning ostiga kirib, to'xta, bu da'voning ma'nosi nima desangiz, to'xtaydi ular. Javob yo'q. Nimaga bahsga chiqa olmaydi? Chunki ochiladi. Ular noto'g'ri tushunayotganligini belgitadi. Kerak emas deydi. Men deydi, odobli odamman deydi. Men deydi, bunaqa narsalarda bahsga kirishmayman deydi. Xullas, bahona turli xil ming xil. Xohlagancha gapni gapirish mumkin. Bismillah. Keyin nima bo'ldi? 7 asr o'tdi. To'g'rog'i İmam Ash'ari, İmam Maturidiylardan keyin 4-5 asr o'tdi. 4-5 asr, 6 asr o'tgunga qadar maydonda Mutazilalar haqida gap ketsa yoki Hashaviylar haqida gap ketsa, ularga muqobil Ahli Sunna val Jamoa raddiya berdi. Ahli Sunna val Jamoa mutlaq zikr qilingan paytida Maturidiy Ash'arilar tushunildi. Maturidiy Ash'arilar Ahli Sunna val Jamoaning musammosi bo'lib qoldi. Ahli sunna deyilsa Maturidiy tushunildi. Asosan biz tomonlarda. Yaman, Misr, Shom taraflarda Ahli sunna val jamoa deyilsa Ash'ari tushunildi. Shunaqa tushunildi. Butun ummat yo Ash'ariga mansub bo'ldi, yo Maturidiyga mansub bo'ldi. Ahli sunna o'laroq. Abu Hamid al-G'azoliy qaysi mazhabda aqidada? Ash'ari. İmam Navoviy qaysi mazhabda aqidada? Ash'ari. İbn Hajar Asqaloniy Ash'ari. Bu bizni diyorlardagi Burxondir Marg'iloniy, Kosoniy, Alovuddin Kosoniy boshqa bir qancha sanoq sanasak vozi vaqtimiz yetmaydigan darajadagi ulamolar 100% Maturidiy bo'ldi. Aqidada Maturidiy bo'ldi. Nima uchun desa, qarshimizda Jahm ibn Safvonning tarafdoshlari chiqib qolishi mumkin, mujassimalar chiqishi mumkin ularga qarshi mana bizni usulimiz deyildi, javob berildi. Keyin maydonda Ibn Taymiya rahimahulloh paydo bo'ldilar. Ibn Taymiya rahimahulloh 7 yoshida qori bo'lgan. 18 yoshida
o'zigacha bo'lgan barcha kitoblarni o'qigan odam. Qobiliyati juda kuchli odam. Zamonasida ko'zga ko'ringan odam. Ibn Taymiya rahimahulloh bor davrlar qaysi davrga to'g'ri keladi? Abbosiy xilofati yiqilgan davrga to'g'ri keladi. 7-asr hijriy. Abbosiy xilofati yiqilgan, parchalangan payt. Xuloku, ya'ni Mo'g'ul imperiyasi Chingizxonning ya'ni dinastiyasi butun islom ummatini parokanda qilayotgan payt. Shomni borib pachag'in chiqardi, Basrani dabdalasini chiqardi. Misrni vayron qildi, hamma yo'g'ini dabdala qildi. Xuloku. Abbosiy xalifani gilamga o'rab urib o'ldirdi. Buni qonun to'kib bo'lmaydi, bu anaqadan sayyidlardan desa, "Ya, qonun to'kib bo'lmaydi buni. Gilamga o'raylar" deb o'rab o'ldirib daryoga tashlagan. Mo'g'ullar. Ha. Xilokuni askarlar mo'g'ullar ya'ni. Nima bo'ldi keyin? Xilofat yo'q. U paytda mazhab qaysi mazhabdasan, aqidada qaysi aqidadasan degan gapga vaqt yo'q. Din yo'qolib ketyapgan payt. Din tamomiyla bir tomondan mo'g'ullar, bir tomondan salp yurishlari davom etayotgan katolik cherkovining qurolli askarlari islomga hujum qilyapti, siyosiy hujum bor, ichkaridan botiniy hujum bor. Botiniylar bor. Fotimiy tariqasini odamlari bor, anu Hasan Sabbohni odamlari bor, hashoshiylar, bu haligi bugun asosiylar dedi-yu, botiniylar, xavfli jamoa. Islomni faqatgina zohir emas, botini bilan tushunamiz deb hamma yoni bulg'agan juda katta janjal, urush. Rofizalar bor. O'sha paytda paydo bo'ldi Ibn Taymiya. Ibn Taymiya rahimahullohning atroflarida Ibn Taymiyadan chandon ahli ilmlar bor edi. Bitta Ibn Taymiyani shayxul islom sifatida talqin qilib, boshqalarini biz ko'z yumolmaymiz. Ha, Ibn Taymiya haqlarida insof bilan yondashamiz. U kishi o'sha botiniylarga qarshi, mo'g'ullarga qarshi, salp yurishining mualliflari nasroniylarga qarshi, missionerlarga qarshi qattiq mujodala ko'rsatdi. Zohidligi tillarga doston bo'ldi. Uyi yo'q, xotini yo'q, bola chaqasi yo'q, faqat din, ummat g'ami bilan harakat qildi. Lekin Ibn Taymiya salaf emas edi. Salaf emas edi. Ibn Taymiya ma'sum emas edi. Ibn Taymiya rahimahulloh shunaqa ko'p kitob yozdiki, ko'p, mubolag'a bilan aytganda 500 ta degan Ibn al-Qayyim. Shayx degan 500 ta kitob yozgan degan. Bizgacha yetib kelgani 100 dan oshiq. Juda katta harakat qilgan. Ana shu harakatlar ichida maqtov, u kishiga nisbatan Alloh rahmat qilsin degan duolar o'z yo'liga, lekin din, islom salaf ummatning bugunga qadar islomini himoyasi uchun xizmat qilgan zotlarga nisbatan u kishining ba'zi mujodalalari haddan oshib ketgan. Buni hamma ittifoq qiladi, o'z davrlarida bu uchun Ibn Taymiyani obirib mahkama qilishgan. Ibn Taymiya rahimahullohni mutazilalarga mujarrat qilgan raddiyasini topish qiyin. Bir kitob, alohida kitob yozib mutazilalarga deya boshidan oxirigacha raddiya berganligini topish qiyin. Kitoblari bo'lgan bo'lsa, bizga yetib kelmagan bo'lsa, uni bilmadim. Lekin ulamolar shuni ta'kidlaydi. Mutazilalarga boshlab bismillah deb oxirgi kalimaga qadar raddiya kitoblari yo'q. Lekin aqida masalasi, kalom ilmiga oid mavzu ko'tarilsa, albatta o'sha kalom ilmiga aloqador masalalarda tanqidiy fikr bildirsa, ash'arilarga hujum qilganlar. Ash'ariy va Maturidiylarga hujum qilganlar. Buni nima uchun aytayapman? Ash'ariy Maturidiylar Mu'tazilalarni Abbosiy xilofati boshlanganda ularni sindirib, ya'ni tamomiyla islom ummatining ichida mag'lub qilib bergan zotlar 5 asr mobaynida hech kim ularga til tekkizmagan. Hamma bir ovozdan biz Ash'ariymiz degan. Biz Maturidiymiz degan. 5 asr o'tkunga qadar Ash'ariy Maturidiylarni zamonalarida juda qattiq odamlar bo'lgan, ahli sunnaning qattiq odamlari zamonalarida Ibn Taymiyaga qadar hech kim tanqid qilmagan.
Mana shuni o'zini ulamolar aytadiki, ahli sunna val jamoani asosiy imomlari bular edi. Bular edi tarixiy jarayonni shuning uchun to'g'ri bilishimiz kerak. Bular edi o'sha imomlar haqiqiy ma'noda qarshida turgan muxoliflarga raddiya bera oladiganlar. Ibn Taymiya keldilar, Ash'arilarga qarshi masalalar qilishni boshladilar. Ar-raddu ala ta'sisit taqdis degan kitob yozdilar. Kim edi? Ta'sisit taqdis kimning kitobi edi? Fahriddin Roziyning kitobi. U kishi asosit taqdis ham asosit ta'sis degan anaqalari ham bor. Kitobni ikkinchi nomi. Imom Juvayniyga raddiyalar yozdilar. Haramayn İmam Juvayni. Küçülü adamlar, katta şahsiyetler, Ash'arilerin imamlarından. Bu kişiye radde yazdılar. Fahreddin Razi'ye radde yazdılar. Ve raddelerinin içinde doğruları yan var. Mesela deyelik, İbn Sina'ya raddeleri var. İbn Sina'ya. Farabi'ye raddeleri var. İbn Taymiye'nin. Akli mücadelede, ularga nispeten yaparırkenler, şularda umumi manada maturidi Ash'arilerine ötüp getirirkenler. Bugün, hatta payda buldu maturidi adaşken degen adamlar. Qayerdan olyapti Maturidi adashgan degan manbani deb surishtirsangiz, aynan Ibn Taymiyaning kitoblaridan olishyapti. Boshqa yo'q, o'zlari qidirib topa olmaydi. Da'vo qilaman, da'voyimda turaman. Chiqib menga da'voyimni xatoligini isbotlasa uzr so'rayman. O'zlari topa olmaydi, Maturidining kitobini o'qiy olmaydi 99%. O'qiy olmaydi. Ibn Taymiyaning gaplariga qarab, ha, Maturidilar shunaqa ekan deb ketaveradi. Maturidiylar shunaqa ekan deb ketaveradi. Vaholanki o'sha kitobni olib o'qisangiz, Maturidiylar unda g'amas. Maturidiylar unda g'amas. Nima uchun Mu'tazilalardan boshladik? Mu'tazilalar da'voda Allohning kitobiga, Rasulining sunnatiga, sahobalarning fahmiga ergashamiz. Bu ma'noda eng to'g'ri yo'ldagi odamlar bizmiz degan edi. Salafiylar Allohning kitobiga Rasulullohning sunnatiga, sahobalarning fahmiga ergashamiz. Bu ma'noda eng to'g'ri jamoat bizmiz deyapti. Bir xil. Qanday ajratamiz? Biz bularni, salafiylarni, bugungi kundagi salafiy tushunchani tarqatayotgan oz sonli bolalarni Mu'tazila aqidasida demoqchi emasmiz. Uslubiyati shunaqa. Da'vo kitobga, sunnatga ergashaman deyish. Sahobaning fahmiga ergashaman deyish. Xo'p. Sahobani fahmiga ergashsangiz qaysi masalada siz sahobani fahmini bizga isbotlab berasiz? Siz qilayotgan da'volarda. So'rang salafiylardan, Alloh taoloni kayfiyati bormi deng? So'rang. Bor, biz bilmaymiz deydi. O'ziga xos kayfiyat bor deydi. Qattan oldingisi, mana wal kayf anhu majhul degan-ku İmam Malik. İmam Malik salaf. İmam Malik'ni val kayf anhu majhul degan gapini olib, mana shundan Allohda kayfiyat bor. Faqat uni biz bilmaymiz deb tushunyapti. Bu matnda unaqa tushuncha yo'qki. Birinchidan val kayf anhu majhul kalimasi İmam Malik'dan qilingan rivoyat emas. Sanad jihatidan mutlaqo İmam Malik'ga nisbati yo'q. Olib kelishsin, sanadini bizga hech yo'q jayyid qilib berishsin, biz qo'limizni ko'taraylik. Problema nima deykan? Matnga murojaat qilishlikdagi xatolikda. Da'vo men ham o'sha İmam Malik'ga ergashaman. Xo'p, siz ham o'sha İmam Malik'ga ergashyapsiz. Kalimani qanday tushunyapsiz? Allohga kayfiyat beryapsiz siz. Kayfiyati bormish, qanaqaligini bilmaymiz. Qanaqaligini Allohga topshiramiz. Aniq kayfiyat bor deyapti. Ya isbot qilamiz degani nima degani desa, Allohning qo'li bor deyapdi. Qo'lning haqiqiy ma'nosi bor deyapdi. Lekin qanday kayfiyatdaligini Allohga topshiramiz deyapdi. Kayfiyati bor, qo'lning qandayligi kayfiyati bor emish. Lekin uni Allohga topshiramizmish. Kim aytdi bu gapni? İmam Malik keltir dalilni. Tiqti o'chirib qochib ketdi. Dalil yo'q. Qattan oldi, Ibn Taymiyadan oldi bular. Men yana qayta aytaman, Ibn Taymiyaning maqtovi, haqqiga qilingan duolari, u kishini imom ekanligi, islom ummatining ichida e'tiborli ulamolardan ekanligi boshimiz ustiga, lekin u kishi ma'sum emasligini bilishimiz kerak. Bugungi kundagi eng katta muammo
İbn Teymiyye rahimahullah'ın orqalariga bekinib, o kişinin kitaplaridagi fahmni salafning fahmi deb odamlarga taqdim qilayotganlarida. Shuning uchun buni biz ochishimiz o'rni keldi. İmam Malik'ten 2 rivoyat var. Bittasini İmam Lalakai keltirgan. İmam Lalakai Usulü Sünne degan kitapları var. Usulü Ahli Sünne degan kitap var. Lalakai'ni keltirgan rivoyati sanad jihatdan sahih. İmam Malik'e nisbat beriladi. İmam Malik aytadilar ki, o'sha Ar-Rahman alal arshista va kayfa istiva'uhu degan bir odam kirib. Ha? Rahman arshga istiva qildi. Uning istivosi qanday bo'ldi dedi. Deganda İmam Malik jahllari chiqdi. Har xil rivoyati bor. Oxirida aytdilar ki, al-istiva'u ma'lum. Lalakoin rivoyatda shu. Al-istiva'u ma'lum. Wal kayfu anhu marfu' deganlar. Wal kayf anhu marfu' deganlar. Salafiylar nima deyapti? Wal kayf anhu majhul deyapti. Nima ma'no chiqadi? Majhulda kayfiyat bor u biz bilmaymiz degan gap chiqadi. Marfu'da kayfiyat Allohga berilmaydi degan gap chiqiladi. Marfu ay manfi. Marfu'ning ma'nosi nima? Manfi. Rufi al kalem, yani kalem kütarıldı degeni, yazıştan toxtadı degeni. Yazışlıkını nefi kılınadı kalemge nisbetten. Kalem indi yazmaydı. Yazış sıfatı kalemde yok indi. Kadarını kaytattan yazılmaydı. Doğru mu? Vel keyf anhu marfu. Bu en doğru rivayet Lalakai'de kegen. İmam Bayhaqi'ni Al-Esma ve Sıfat degen kitaplar var. Bana şu kitapta İmam Malik'ten Abdullah İbni Vahib'ni rivayetini keltirgen. Abdullah İbni Vahib İmam Malik'in sahipleriden. Uzun muhaddis bugen, keyin fikhke o kişiye multazim bugen. O kişiden rivayet ne degenler? Al-İstiva'u gayr-ı meçhul. Vel-keyf anhu gayr-ı makul. As-su'al anhu bid'a ve azınnuhu ente mubtedi'a diyorlar. Akhricuhu diyorlar. İmam Bayhaqi'de bu. Bu iki de rivayet sahih rivayet. Sanatları geçe turuptu bunu. Bunge muhalif. Bugün ben salafke ergeş yapman, İmam Malik'e ergeş yapman degen bolalarını aytayotgan delillerige hujjat so'rash kerak ikki jihatdan. Birinchisi sanat jihatidan keltira olmaydi. Bo'ldi. Endi sen tushunchang bo'yicha sanat jihatidan masala bu. İmam Malik istivoni g'ayri majhul dedi. Ya'ni istivo noma'lum emas dedi. Nima degani noma'lum emas degani? Nima degani? İstivo noma'lum emas deyapti. Yoki nargi Lalakoyni rivoyatida istivo ma'lum deyapti. Ma'lum nima degani? Istivoni nimasi ma'lum? Ma'nosi borligi. Borligi ma'lum. Ma'nosi nima? Holati ma'lum. Holati ma'lum. İstivo ma'lum degani, istivo ma'lum degani hech kimga sirmas degani. İmam Şafii'den yani rivayet var, sahih rivayet. İmam Şafii'ye, ben şimdi okşayan saval bugende, aytganlar ki, el-istiva medkur degenler. Medkur, zikir kılıngen degenler. İmam Şafii bilen, İmam Malik'ni fahimler bitti uzu, salah bular. Nime degeni istiva malum degeni ise, istiva Kur'an'da kegeni malum. Hiç kimge sırmaz o degeni. Düşünüyorsun mu? İstiva malum degeni, manası malum degeni mez. Manası hammaga ma'lum emas ki. İstivonun hiç kıl manası var. Ondan aşık manası var. Yadni 90 ta manası var. 90 ta manadan bir oddiy odamga kelib, yadni nechta manası var desiz, unga ma'lum mu? Ma'lum emas unga. İmam Malik'ning ma'lum degan gapları Kur'an'da zikri ma'lum degani. Mesela sizga aytsam ki, bugün Payshanba mı?
ertaga jumaligi hammaga ma'lum. Desam, bu kimdir ijtihod qilib topadigan gap emas. Payshanbadan keyin jumaligi hammaga ma'lum deyapti. Istivo ma'lum degani hammaga ma'lum. Sen istivoni so'rab qatta bor, nima bor dema. Istivo ma'lum. Qur'onda qanday kelgan bo'lsa shunday turibdi. Amir ruha kama ja'at. Salafdan bu. Qur'onda qanday kelgan bo'lsa o'qib ketiladigan gap bu. Lekin wal kayf anhu marfu. Alloh subhanahu va taologa istivoni kayfiyatini nisbat berish yoki kayfiyat kalimasi Allohga nisbatan manfi, nafi qilinadigan narsa. Allohga kayfiyat berilmaydi degani. Ana endi nima bo'ldi? Mutazilalar aytganida biz salafga ergashyapmiz deb Qur'onni o'qib Allohni ko'rib bo'lmaydi degan tushuncha chiqargan edi. Va aytganida biz salafga ergashyapmiz degan edi. Salafiylar bugun biz salafga ergashyapmiz, Qur'onga ergashyapmiz, sunnatga ergashyapmiz, sahobaga ergashyapmiz deyapti-da, qani gap desangiz, noto'g'ri tushunyapti. Da'vo Qur'on, da'vo sunnat, da'vo salafning fahmiga ergashamiz degan gap aslan fahmda tushunchada noto'g'ri problema bor, muammo bor. Muammo bor. U muammodan kelib chiqqan narsalarni qarang, oddiy emas-da bu. Bismillah. Oddiy emas, qo'p qo'ysa ketaveradigan narsa emas. Ular Alloh subhanahu va taologa kayfiyat isbot qilib olishdi allaqachon. Aytishadi kayfiyatga kirishma deydi. Xo'p, kirishmaymiz-da. Nimaga sen qandaydir kayfiyat bor deyapsan? Kim aytgan senga? Salafdan menga bir dona dalil keltir dedim harga bolaga. Bir dona. Jayyid sanat bilan bo'lsa ham keltir dedim. İstavoning ma'nosi ma'lum, shu ma'lum ma'noni Allohga nisbat beramiz degan bitta dalil keltir, tafsirda bor deyapti, osh tafsirni. Uchib qoldi. Uzr so'rab ketib yubordi. Qaytib kelgani yo'q. Yozib yuboribdi, kattalar ruxsat bermayapti deb. Kattalar ruxsat bermayapti endi. Demak, vazifa bilan kelgan u, kimdir buyurtmasi bilan kelgan, o'xshamadi. Dalil yo'q. İstavada 10 ta ma'no bo'lsa, uni nima deyiladi? Usuliy kalomda uni zohir deyiladi. Zohir degani bir jumla 10 ta ma'noni ko'tara oladi. Qat'iy bitta ma'noga siz qaror qabul qila olmaysiz. Qat'iy bitta ma'noga qaror qabul qila olmaganingiz uchun o'sha 10 ta ma'noni hammasini zonniy ma'noda deymiz biz. Alloh taolo istavoni o'ziga nisbat berdimi? Berdi. Yat kalimasini o'ziga nisbat berdimi? Berdi. Biz aytamizki, Alloh o'ziga nisbat berganini nisbat beramiz. Lekin uning ma'nosini 90 ta ma'nosi bor yatni. Ma'nosini qanday qilib Allohga nisbat beramiz? Qaysi ma'noni beramiz? Quvvatni bersak, ne'mat yo'qolib qoladi. Ne'matni bersak, qovuy yo'qolib qoladi. Qovuyni bersak, javorih paydo bo'lib qoladi. Uni iptol qilamiz desak sifat yo'qolib qoladi. 90 tadan bittaga qaror qabul qila olmaymizmi? Salafni fahmi nima edi? Wal kayf anhu marfu. Bo'ldi. Kim ekan salafga ergashayotgan? Salafga to'g'ri ergashayotgan kim ekan? Ular kayfiyatni isbot qilgandan keyin o'sha gapning orqasidan Alloh taoloning jismi bor. Lakal ajsam deyishdi. Allohning jismi bor. Ya'ni Alloh jism. Boshqa jismlarga o'xshagan jism emas deyishdi. Turibdi kitoblarda. Ibn Taymiyadan so'rashdi. Biz Alloh taoloni jismun lakal ajsam desak bo'ladimi deganda Ibn Taymiya rahimahulloh aytdilarki, biz Alloh taoloni jism, boshqa jismlarga o'xshamagan jism deyishimiz uchun jismni bilib olishimiz kerak dedi. Jism ikki xil ma'noda bo'ladi. Birinchisi molekulalardan, atomlardan, zarralardan murakkab bo'lgan narsani jism deymiz. Bu jism bu. To'g'rimi? Har narsasi bir narsaga suyangan, tarkib topgan narsa. Bu jism. Agar jismni mana shu ma'noda tushunsak, Allohni bu jismga o'xshata olmaymiz. Bu ma'nodagi jism demaymiz Allohni. Lekin degan, qarang, ikkinchisi kalomiy ketdi endi. Hozir o'sha salafga ergashyapman men, ahli kalom bizga kerak emas, ahli kalomni Shofiy undo degan, Imom Abu Yusuf bunda haqorat qilgan degan odamlar Ibn Taymiya rahimahullohni kitoblarini o'qisa faqat kalom haqida gapirganini ko'radi. Ibn Taymiya kalomda gapirgan-ku desangiz, u haligilarga raddiya berish uchun gapirgan deydi.
Mutezillerlerge raddiye üçün yapırken. Ha, biz de şuna yapır yapız. İmam Maturidi de şuna yapırken. Ha İmam Maturidi akılını işletken, nakılını çüntür işte. İbn-i Teymiye mi şuna yapıyor? Ya İbn-i Teymiye karşısında durgen adamın nispeten şuna yapıyor. Ha Maturidi de şuna yapıyor? Kur yapsın mı? Nime çelkeşke kırıp koyan bunlar. İbn-i Teymiye ettiler ki, eğer cisimini molekuleden teşkil topken, maddeden teşkil topken demeyimiz o, körüledigen nersegen nispeten işletilse, Allah Ta'ala körüledigen zat. Uşa manada Allah'ın cisim desek boledi, lakel ecsam deyimiz degenler. Körüş manası cisim deyimiz degenler. Yani keyfiyet ispat kigen deyinkin bu gap keçik yaptı dindi. Bu gap salafta yok. Hiç bitti cayda yok. İmam Maturidi meneşi meselede salaf gergeş yaptı mı? Ya ki İbn-i Teymiye Rahimahullah bu meselede salaf gergeş yaptı mı? Kitaplarına kararsanız Tavhid'de, kitab-ı Tavhid'de İmam Maturidi eytediler ki Rahimahullah Allah Ta'ala'nın cisim lakel aslam demeyimiz. Ne demek? Çünkü cisimli özünün namı var. Molekülden teşkil tapadı, atomdan teşkil tapadı, murakkep bir narsalardan yığılıp teşkil tapadı. Mana şu teşkil topken narsanı cisim deyiladi lugatta. Eğer şu sıfat, moleküle, cisim, terkip, murakkeplik yok olsa cisimin ismi yok olup kaladı. Cisim mana şu sıfat bilen cisim bu. Şunun için Allah Ta'ala'nın cisim de bu miydi? Allah'ın ne deyimiz? Allah'ın biz şey deyimiz, şey. Lakel eşya deyimiz. Şey, mevcut narsa gaitiladi, bor, narsa. Bor zat, Allah Ta'ala bor zat. Mevcut zatligi uçun şey deyimiz. Lakel eşya deyimiz, başka şeylerle okşamagen deyimiz. Endi, İbn-i Teymiye'nin, rahimahullah'ın, halgi keltirgen tarifleri bu içe, salaftan, sahabeden bir artı gap yok. Hadiste bir artı gap yok. Kur'an'da bir artı ispat yok. Bu cayda fakat ve fakat ahlak kalamga raddiye veremem deyip özleri ahlak kalamga düştüler. Bugün adamlar şu adam şu zatlı geplerini kurtarıp yürüştü. Yine davalarda salafkeri geçemiz deyip. Lekin İmam Maturidi'nin gepleri kim geri geçti İmam Maturidi bu gepte? Allah Ta'ala'nın şey deyimiz. He? Allah Ta'ala'nın şey deyimiz deyip kim geri geç yaptı? O kişi mübaşareten Muhammed İbn-i Mukatil'den alıyordu bu gepti. Muhammed İbn-i Mukatil bunu İmam Muhammed İbn Hasan Şeybani'den alıyordu. Muhammed İbn Hasan Şeybani bunu Ebu Hanife'den alıyordu. Ebu Hanife Rahimahullah bunu Fikhil Ekber'de yazıyordu. Wallahu Teala şey'un lakel eşye ma'na şey'i isbatuhu bila cismin ve la cevherin ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ketgan bu yo'g'i. Abu Hanifa Fiqhul Akbarga buni matn o'laroq kirdiyapti. Alloh taolo shaydir. Shay lakal ashyo boshqa shaylarga o'xshamaydi. Ma'no shay, shayning ma'nosi nima? Isbatuhu bila jismin. Allohni biz jismsiz isbot qilamiz. Kayfiyatsiz isbot qilamiz. Alloh taolo şeydir lakel eşya ma'na şey isbatuhu bila cismin ve la cevharin. Cevhar o şey mod atom. Moleküller tarkib topadigan bir-biriga yig'iladigan narsa. Ve la didda lahu ve la misla lahu ve la nidda lahu. Tengi yok, tengdoshi yok, misli yok, o'xshashi yok zot. Allah Ta'ala'nı bir deymiz ha? Vallahu Ta'ala vahidun. Allah Ta'ala birdir. Lekin uşa birlik, salak sistemesi tegişliği, mesleğini takitle yaptı. Kelam mı bu ilim? Kelam ilmi. Kayırda var. Allahu Teala vahidun la min tariqil adet velakin min tariqi annehu la ilahe illahu degen. Kelime katta var. Hadiste var mı? Yok. Kur'an'da var mı? Yok. Hadis ve Kur'an'ın düşüncesinden ap çıkıp metin kılıp yazı yaptı. İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife salaf. Kelam bilen çüntürü yaptım adamları ki çüntürü yaptı. Ne demek? Meydanda kelamiler payda bugün. Ular Kur'an'a sünnetke özlerinin usulleri bilen mana ayetişini başlaşken. Ularge karşı bu geplerini yaz yaptılar. Ve bu gepni İmam Maturidi sanat arkali apkili yaptılar. Ve ayet yaptılar ki Allah Ta'ala'nın cisim demeyimiz biz. Allah Ta'ala'nın şey deyimiz. Sahabelerge kim edi geç yaptı ki?
Maturidi, İmam Maturidi irgeşep, biz irgeşep sahabeler ki. En doğru fahamını Maturidiler, Eş'ariler irgeşepti. Ebu Halife'nin üstadı Hammad ibn Süleyman. Hammad ibn Süleyman'ın üstadı İbrahim Nehai. İbrahim Nehai'nin üstadı Alkabe ibn Vakkas. Alkabe'nin üstadı Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdurrahman, Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu ecma'iller. Uzatının üstadı Peygamber aleyhisselam, Peygamber aleyhisselam üstadı Cibril aleyhisselam, Cibril aleyhisselamın üstadı Allah Teala. Mana biz salatımız. Kim irgeş yaptı sahabelerge? Sahabelerge irgeş yapız biz. Bugün cemaatlerinin içinde en sahabeye irgeşken salafilerimiz deyiş asan o. Kelin kaysa mesela de irgeş yapsız siz. Ümmetini parçalaş meselesi de irgeş yapsız mı? Sahabeler ümmeti parçalamayan. Kaysa mesela de irgeş yapsız. Cihatını ilan kılıp Müslümanlarını katıl kılıçlık deri geç yapsız mı? Şu cemaadan çıkıp diyor şu. Problemi şundan çıkıp diyor. Kayırda İmam Maturidi'nin mezhebede men degen adam Müslümanı kılıç götürdü. Katlı gördüler. Yok ki ne kanarsa. Kaysı Eş'ari mezhebinin uleması Darul İslam'ını Darul Küfür deyip ilan kıldı. Kayırda kurdu bunu. Yok ki ne kanarsa. Müslümanlarını murtad degen, memleketinin darul küfür degen, ularga nisbeten cihat kılıç vacip degen, Müslümanlar yurtudan çıkıp gitiş hicret vacip degen, hemen gep, mene şu adamlardan kip çıkıp. Ne mi uçun? Metinli natoğru çüngenliği uçun. Dava Kur'an sünnet. Salaf ümmetinin fahmi. Bu elde meslek gerek. Salaf ümmetinin fahmi ge, irgeşiş meselesi de biz mukaddemiz. Abu Hanife rahmetullah Allah Teala'nın şey derken özlerden top çıkarmadı o kişinin. Bu gap ne? Bu gap Kur'an'da var. Ha? Leyse ke mitlihi şey. Şey Allah Teala özünü şey nispat veriyordu. Allah Teala başka şeylerge okşamaydı. Allah Teala şeydir. Leyse ke mitlihi. Yine başka bir ayette ne dedi Allah Teala? Kul اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَهُ قُلِ اللّٰهِ Doğru mu? Doğru mu kadar ki? Tutil mulke var. قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَهُ En katta güvahlikke kaysi şey deyip ayetin. Allah Ta'ala kiin özü cevap verdi. قُلْ Allah. Allah özünü şeyliğini ispat kılıyordu. Şey, kuruluş mevcutlikke nispeten. اِسْبَتُهُ بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ Şey deyimiz. Aynen. Barca akide kitaplarımızda bu kegen. Ne için? Karşımızda mücessimeler var. Meydanda uşa mücessimeler Allah ki cisim ispat kılıçlikini. Allah cisimdir. Onun kolu var. Hatta şuna ki gepler var. Hadır bunlar çıkanı yok. O tegene soruştursa hiç çıkadı. Allah Ta'ala'nın labı var. Allah Ta'ala'nın tili var. Allah Ta'ala'nın küçüğünde tili var. Değiş geçe varken bula. Kitaplarda turuptu. Turuptu bu. Sekin sekin açış yaptı. Başı da indesmesten çırayla bulup adaptan, ahlaktan başlaşken idi. Uşanda tursa yakşıydı. Lekin ne gördü hazır? Eş'ariler, küllabiler, maturidiler, küllabiler. Ular mutezile bilen bitti. Ahli kelam bular. Dep hazır ularını adaşkenge çıkarıp sekin sekin kafirge abarış yaptı. Ne buladı neticede? Neticede Maturidi eş'arilerine adaşken deyip alıngenden keyin siyasi maksatlar amalga aşırılış üçün eşik açıladı. İmkan tuğuladı. Ha bunlar Maturidi at, yok at. Ha bunlar adaşken değiladı. Az yine cemaage pul tükili yaptı. Az yine. Yani ne yaptı? Azlik hak ekenliğimizni tosamaydı. Değil mi? Misallı karay. Xitoy bilan Hindiston eng ko'p odamlar, ular haq emas ku deydi. Musulmonning qiyosini qattiga bir butparast mushrikka taqqos qilishyapti. Fahm noto'g'ri, fahm noto'g'ri. Ular o'zlari avval o'zlarini tutgan o'rinlarini haq deb olishgan. Endi Qur'on keladimi, hadis keladimi, oyat keladimi, sahobaning qavli keladimi, shunga moslashyapti. To'xta, mening xato bo'lishi mumkin-ku. Kur'an'a, ayetke, hadiske ben özümü maslaşım kereyi deyiş mi yaptı? Şaka deyiş mi yaptı de? Adam mı hafakalı yetkenlerse şu?
Demek, salafga ergashaman degan gapni bugün aytayotgan odamlar yangi emas. Endi o'xshash jihatlarini aytamiz. Mu'tazilalar salafga biz ergashyapmiz dedi. Salafiylar salafga biz ergashyapmiz dedi. O'xshatish qilaylik. Mu'tazilalar kitobi sunnat bizning yo'limiz dedi. Salafiylar kitobi sunnat bizning yo'limiz dedi. Mu'tazilalar eng to'g'ri yo'lda bizmiz dedi. Salafiylar eng to'g'ri yo'lda bizmiz dedi. Mu'tazilalar siyosatni qo'lga kiritdi. Salafiylar siyosatni qo'lga kiritdi. Mu'tazilalar siyosatni qo'lga kiritib o'zlaridan boshqalarni ilzom qildi, majburladi o'zini yo'liga. Salafiylar o'zlarini yo'llaridan adashgan dedi qolganlarni, majburlayapti o'zini yo'liga. Arab ülkelerde mashhur, bizde kam. Qorakona Arab ülkelerde o'qib kelganlar. Cuma günü, qorakona cuma günü hayitga to'g'ri kelsa nima muammo bo'ladi? Arab ülkelerde. Qorakondan ham sizdan ham. Bizde yok muammo. Cuma günü hayitga to'g'ri kelsa bittasi o'qilmaydi. Cuma o'qilmaydi. To'polon janjal boshlanadi. Topalon janjal boshlash qanaqa aytaymiz sizlarga? Masjidni quplab qo'yishadi. Hambali mazhabida bor-da, masalan 3 ta mazhab aytadiki, juma kuni hayitga to'g'ri kelsa o'qiyveramiz. Jumadan istisno bo'lmaydi. Lekin Hambali mazhabini tarafdorlarida juma kuni hayitga to'g'ri kelsa juma o'qilmaydi Hambalilarda. Va buni ilzom qilishadi. To'g'rimi? Janjal bo'ladi, topalon bo'ladi. Boshqa odamlarga sana mı okuma deyiladi. Masjidni quplab qo'yiladi. Makka'da. Yo, asosan Urdun tomonlarda. Endi Makka'da bilmiyim haqalaqa. Endi qarang-da, qo'y boshqa odamlarni mazhabiga. Qo'y ilzom qilma, boshqa odamlarni ilzom majburlama. Majburlama, qo'y o'ziga qo'yib ber, bizni mazhabda o'qiladi, sen qo'ya bu. O'xshashi qarang. Bizda roza kunlari masalan Hanafiyga ergashayotgan o'sha Maturidiy aqidasidagi odamlar ro'zani fatvosiga qarab tutamiz, to'g'rimi? Shunday. Muftiy nima desa, kutib turamiz. Imomlarimiz e'lon qiladi, kutib turamiz, to'g'rimi? Bozorlarda ko'chada turib olib, bugun roza emas, och og'zingni deyotganlar kim? Shular-u. O'xshashlikni ko'ryapsizmi? Butun dunyodagi muammo bir xil, ya'ni. Butun dunyoda shu muammo. Ular Qadimda mutazilalar siyosatga erishish uchun bu ishlarni qilgan edi. Bular ham siyosatga erishgandan keyin bu ishni qildi. Men sizlarga buni tarixiy siyosiy jihatini ochiq-oydin faktlar bilan ochib beraman. Usmoniy xilofati 600 yil bütün ummatni, 700 yil daji bütün ummatni boshqardi. Ummat bularga quloq soldi. 700 yil davlat qurdi. Davlat, imperiya. 36 ta davlatni birlashtirgan. Hozir 36 ta davlat birlashgan qaysi mamlakat bor? Savol. Amerikada nechta shtat bor? 50 nechta? 52 ta. Endi hozirgi kunga 52 ta ekan-da. Kuchli davlat, to'g'rimi? Yevropa nechta? Yevropa ittifoqi. Kuchli davlat. Kuchli birlik. Birlashgan Arab amirliklari. 7 tami 8 ta? 7 ta. Birlik kuchlimi? Kuchli. Ana shu kuchga 100 yil oldin yoki 150 yil oldin musulmonlar ega bo'lgan. Musulmonlarni Usmoniy xilofati nomi ostida, imperiya ostida Usmoniylar birlashtirgan. Hamma labbay degan. Hamma labbay degan. Angliya maxsus xizmatlari. Usmoniy xilofatiga qarshi katta ordu, katta jamoa qurgan. Jamoaning finansyorlari siyonistlar. Siyonizm tashkiloti odamlari. Pul bularni qo'lida. Axborot markazlari bularni qo'lida. Yevropadagi barcha nashriyotlar bularni qo'lida. Bular butun islom ummatining ichiga bu ixtiloflarni tarqatishdi. Jon turklar degan jamoa paydo qilishdi musulmonlarning ichida.
Jon Turklar yosh yigitlardan paydo bo'lgan bolalar. Ular xuddi mana bugungi kunga o'xshagan yangi fikrni oldiga olib chiqishadi. Maqsad parokanda qilish, mamlakatni parokanda qilish. İttihat va taraqqiyot degan tashkilot paydo qilishdi. İttihat va taraqqiyot. Buni yaxshilab yozib qo'yinglar o'zingizlarga, keyin o'rganasizlar. Kim edi bular? İttihat va taraqqiyot qattan finans olayotgan edi. Kimning miyasi bilan ish qilayotgan edi? Ularning aqli kimning qo'lida arenda deydi. Xoyillar jamoasi. Usmoniy xilofatini ichidan parchalash uchun urinishlar. Theodor Herzl, buni ko'pchilik bildi, tanidi kimligini. Theodor Herzl, Emmanuel Carasso. Bularni hamma bilyapti. Keyinchalik Gertrude Bell, Lawrence. Bular hammalari tarixiy shaxslar, mavjud odamlar. Bular islom ummatini parchalash uchun ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham ideologik, ham ya'ni hududiy harakatlar, tarixiy faktlarni buzish, til, millatchilik bu narsalarni komanda sifatida amalga oshirishdi. Amalga oshdi do'stlar. Tarixiy faktlarni aytayapman. 1870-yilda Abdulhamid taxtga o'tirgan. Usmoniy xilofatini xalifasi kim edi? Abdulhamid. Abdulhamid 1870-yilda o'tirgan. 1909-yilda taxtdan tushgan. Nechi yil bo'ladi? 39 yil. 39 yil xilofatni boshqargan. 39 yil. Shu odamni oxiri qo'liga Emmanuel Carasso bitta qog'ozni olib kelgan. Sizni degan turk millati xalifa o'laroq xohlamayapti degan. Abdulhamid xatni olib, agar turk millati meni xilofatimni xohlamaganda edi, bu maktubni menga bir yahudiy bermasdi degan. Meni sizlar xohlamayapsizlar degan. Va surgunga ketgan, tushgan taxtdan. Tushirishgan. Taxtdan tushirishlik endi siyosiy o'yinlarni qarang. Markaz Turkiyamidi? Istanbul edi. Turkiya edi. Anadolu asosan o'sha Turkiyaning boshqaruvida. Iordaniya Turkiyani boshqaruvida. Suriya Turkiyaga bo'ysunadi. Iroq, Misr, Falastin, Madina, Makka, Jidda, Toif hammasi islomga qaraydi. Musulmonlarga qaraydigan payt. Bular nima qildi? Ichkaridan jon turklar, ittihod, bir tur har turli qiyla nayranglarni o'ynashdi-da, tashqaridan. O Hijozga borishib, Hijozni ichidan odamlar qidirishdi. Odamlar qidirishdi. Xilofatga qarshi, Abdulhamidga qarshi. Shunaqa fikrlar izlashdi. Ular o'qigan odamlar edi. Lawrence bilan gaplashgan odam uni arab derdi. Arablar uni arab derdi. Qaysi qabiladansan desa, Bani Huzayldanman derdi. Eng fasohatli qabila. Ajrata olmas edi. Ko'zi ko'k edi, o'zi sariq edi. Arabni shunaqasi ham bo'lar ekan deyishardi. Lawrence arab tilini bilgan olim odamlar, olim. Tarixni bilgan odamlar, ular biladi. Usmoniy xilofatini eng kuchlik suyanib turgan, osilib turgan ikkita usuli bor. Bittasi aqidasi, Maturidiylik. Ikkinchisi mazhabi, fiqhi mazhabi, muomalasi Hanafiylik. Bu ikkitasiga hujum qilinish kerak. Reja, yoz reja, yozadi. Nima qilish kerak? Maturidiylikni tanqid qilish kerak, bunga qarshi fakt topish kerak. Kimni topamiz? Qidir. Hijozga aylanib borishib Muhammad ibn Abdulloh topilgan. Hanafiylik bo'yicha arab o'lkalarida yurgan odamlar biladi. Oxirgi paytlarda o'sha Iloyi Sunan chiqqanga qadar Hanafiylikni islom dushmani deb targ'ib qilinardi. Asosiy fon shunaqa edi. Ulamolar uni insofli olimlar aytadi-da, lekin asosiy fon Hanafiylar ahli ray ular dalilga ergashmaydi, faqat Hanafiylarga hujum edi. Nima uchun Hanafiylarga hujum faqat? Nimaga?
Usmoniy xilofatiga qilingan hujumning bu haliga inertsiyasi. Inertsiya deydi-yu, tormoz bergandan keyin ham ma'lum bir muddat sirg'anib boradigan narsa. Hanafiylikka, Usmoniylikka qarshi kurash mobaynida hujum qilingan. İmam Maturidiylikka Usmoniy xilofatini ag'darish uchun hujum qilinganda boshlangan. İbn Taymiyye rahimahullohni davrlaridagi bu tanqidlar, Ash'arilarga, Maturidiylarga qarshi yozgan raddiyalari o'zlarining davrlaridagi ulamolar tomonidan to'xtatilgan. İbn Taymiyyani tavbalari haqida İbn Hajar Asqaloniy hikoya keltiradi. Ha? Fathul Boriydami? Manbasi esimda yo'q, lekin bu Fathul Boriyda vallohu alam. Aniq İbn Hajar Asqaloniy tavbani keltiradi. İbn Taymiyye rahimahullohni Ash'arilar to'g'risidagi turli gaplari xalq ichida tarqagandan keyin ulamolar yig'ilib, katta-katta qozilar, olimlar İbn Taymiyyani olib kelib o'tkazishgan. Qozixonaga. Siz deyishgan shunaqa-shunaqa gaplarni gapiryapsiz. Shu gaplar haqida nima deysiz deganda u kishi da'vat boshlaganlar. Tavhid haqida, boshqa haqida gapirganda to'xtang deyishgan. Bu yerda o'tirgan odamlar degan siz bilgan narsani biladi degan. Bizga mana bu masalani qanday tushunayotganingizni ayting deyishgan. Buni qanday tushunaman deganda buni salafdan dalili bormi deyishgan. Xullas, munozara muzokara oxir bo'lganda İbn Taymiyye rahimahulloh Ash'arilarning kitobini olib boshlariga qo'yib, "Men Ash'ariman" deb chiqib ketganlar. Ash'ariman deganlar bundan keyin bu gap qaytarmang deb chiqarib yuborishgan. Agar Ash'ariman demaganlarda qamalardilar. Chunki boshqa masalalarda qamalganlar. Uch taloq, taliq taloq yo'q degan uchun qamalganlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning qabrlarini ziyorati yo'q deganda qamalganlar. Tavba qilmaganlar uchun qamalganlar. Va Ash'arilarga qilgan gaplariga tavba izoh qilishganda tavba qildim deganlar, "Men Ash'ariman" deganlar. "Men aqidada Ash'ariman" deb chiqib ketganlar, İbn Hajar aytganlar, lekin davomida gapida to'xtamadi deganlar. To'xtamadi deganlar. Bu gap o'sha paytda bekildi. 5 asr hech kim ko'tarmadi buni. Hech kim ko'tarmagan bu gapni. Turgan shu holatda. Keyin haligi gap Angliyaning maxsus xizmatlari o'sha sionizmning urunishlarida tashqaridan odam izlangan. Odamlar ichida xilofatga muqobil xalifa topishgan. Abdulhamid 39 yil taxtdan tushmayapti, o'ylang. Yevropa boshqa tib qolgan, nima qilsak tushadi bu degan. O'rniga boshqa xalifa topish kerak. Kimni topamiz? Falastindan Husayn Sharif topishgan. Husayn Sharif Saidlardan. Siz xalifa bo'lasiz. Bu qizil podshoh, buni ag'daramiz. Bu zolim, bu tog'ut, bu murtad islomiy lug'atlar bilan uni ayblashgan Husayn Sharif, Alloh rahmat qilsin, rozi bo'lgan. Aldangan, siyosiy o'yinga tushgan. Lekin bu endi parchalash uchun kerak xolos, uni ham xalifa qilmaydi ular. U ham kerak emas unga. Faqat ana kuchni sindirish uchun. Ozgina bo'lsa ham ixtilof bo'lsa, muxolif bo'lsa bo'ldi. Razı bo'lgan, keyinchalik afsus qilib, umrini oxirida tavba qilib, "Men xato qildim" deb o'tgan bu kishi. Lekin o'g'illaridan Gertrude Bell foydalanadi. O'g'li bor, Faysal. Husayn Sharifning Faysal degan o'g'li bor. O'sha Faysalni Suriyaga qirol qilgan. Bell. Gertrude Bell qirol qilib saylagan Suriyaga. Gertrude Bell kim? Faysal. Faysal Husayn Sharifning o'g'li. Tarixiy faktlarni ko'rsangiz lol qolasiz. Suriya xalqi uni taxtdan ag'daradi, kerak emas bizga deb. Taxtdan ag'lab kelgandan keyin uni boshini silab, "To'xtaman" deydi, "Senga boshqa narsa qilib beraman" deydi. "Ertalab qahva ichyapman" deydi. Gertrude Bell xati bor. O'zini ota-onasiga yozyapti. "Qahva ichyapman, oldimda xarita" deydi. Islom ummatining xaritasi. "Men bu xaritada alohida bir jigarni kesib olyapman. Iroq davlatini chegarasini chiziyapman. Qahva ichib chegara chiziyapti Islom ummatining chegarasida. 36 ta davlatni birlashtirgan davlatni bir bo'lagini ajratyapti. Bu bizga deyapti. Iroqni Gertrude Bell chizgan chegarasini. Chegara chizib Iroq davlat deb e'lon qilib Faysalni unga amir qirol qilib saylagan. Qirol bo'lganda Faysal nima degan aytaymi?
Gertrude Bell Ummul Mu'minin degan. Ha, salafga ergashaman degan odamlar nimani ustida o'tiribdi bular? Qaysi o'yinning bugungi kundagi inersiyasi bular? Va ba'zida aytardim, meni gapirtirmanglar, yotgani go'r qidirasizlar ki. Sizlarni Gertrude Bell onanglar. Salafiylikni o'sha butun islom ummatini parchalash uchun qattiq uringanlar musulmonlar emas. Salafiylikni davlatga olib kelganlar, siyosiy maslakka olib kelganlar salafi musulmonlar emas. Muhammad ibn Abdul Vahhab bilan o'sha maxsus odamlar gaplashgan. Arab ular ham. Ular ham arab emas, arab tilini zo'r biladigan boshqa mamlakat odamlari. O'sha himper masalasi. Uni shaxsiy kundaliklariga suyanmaymiz. Shaxsiy kundaligida odam o'zini maqtab yozishi mumkin.